En zor psikolojik rahatsızlık hangisi? OKB. Halen o. Yani narsistik kişilik bozukluğudur. Ama en zor hasta açısından düşünüyorum. Bizim açımızdan zor değil. OKB rahat tedavi ediyor. OKB hastalarınız arasında ya bu vaka beni bile çok şaşırttı dediğiniz bir örnek rica etsem tabii sizden. Tabii öyle bir OKB vakası şey biliyorum ben. Kötü koku duymayla ilgiliydi. Kötü koku duyuyorum diye her tarafta devamlı yıkıyordu, her şeyi yıkıyordu. Hatta gittiği yerde de duyuyordu. Duymamak için burnuna mandalla geziyordu böyle. Öyle bir koku yok aslında. Burnunun burası yara olmuştu. Ama öyle bir koku yok. Koku yok aslında. Ama artık OKB'si psikoza dönüşmüştü onun. Öyle vaka çok nadir rastlanan bir şeydi de. Koku halüsinasyonlarına dönüşmüştü artık. Olmayan kokuyu duymaya başlamıştı. Ve onu araştırdığımızda çocukluk çağında abisi elinde sigara yatakta sigarayla yanıyor ve ölüyor. Ölüyor. Travma sonunda. Çocuk. Fakat çocuk unutmuş bunu. Aile de unutmuş. O çocuk büyüdüğü zaman daha sonra birdenbire koku, yanık kokusu duyuyordu. Bu olay olduğunda bebek miymiş? Bebek yani 3-5 yaşlarında daha öldüğünü. Onun için olayın bilincinde değil ama olayın travması onda böyle bir beyinde iz bırakmış. Sönmüş volkan gibi. O korku işte bir depresyon anında alevlendi onda. Çıktı ortaya ve onunla ilgili takıntılar başlıyor. Yani OKB diye geliyor, daha sonra psikoza dönüşüyor. Ve böyle bir vakaydı o. Yani zaten OKB'lerde biz çoğu zaman çocukluk çağı travmasını çok araştırıyoruz. Çocukluk çağı travması oluyor, unutuluyor onlar. Unutuluyor ama bazı beyindeki karşılıkları devam ediyor. Bir zayıf bir anda tekrar çıkabiliyor.